Müslümanları gettolaştırmaya çalışıyorlar. Yani Müslüman evinde oturur, camiye gider, gazinoya gidemez, diskoya gidemez, plaja gidemez, mason locasına gidemez, çarşıya gidemez, büyük lüks çarşılara gidemez. Mahallenin pazarlarına belki gidebilir. Mahalledeki işte bakkala gidebilir. Ama kendi mahallesindeki bakkala, yani lüks semtlere gidemez. Efendim, kıyafet yönünden de işte böyle ezik, perişan giyinebilir. Kaliteli yiyecekler yiyemez, kaliteli araba alamaz, kaliteli evlerde oturamaz, kaliteli mobilya kullanamaz, gülemez, eğlenemez, müzik dinleyemez, oynayamaz, spor yapamaz. Dolayısıyla tecrid edilmiş insanlar haline getirip tamamen pasifize edecek bir politika izliyorlar. Biz de bunu yıkıp ben de daha sosyal, herkesi kucaklayan, güzel giyinen, güzel konuşan, bara da giden, eğlence yerine de giden, plaja da giden, mason locasına da giden, milletin bütününü kucaklayan, CHP'liyi de seven, MHP'liyi de, AK Partili de, Saadetli'yi de, Büyük Birlik Partili'yi de hepsini seven, efendim, komünisti de kazanmaya çalışan bir ruh halindeyiz. Şimdi buna karşı da bir reaksiyon da var. Adamlar diyor, niye işte, niye güzel giyiniyorsunuz? Niye lüks kıyafetler, güzel kıyafetler, niye güzel arabalar var? Niye gülüyorsunuz, niye oynuyorsunuz? Niye kadehler var? Niye güzel mobilyalar var? Efendim, neden şakalaşıyorsunuz, neden iltifat ediyorsun? Çünkü bunlar gidecek ki, bunlar kaybolacak ki, sen tecrit olasın. Tecrit olup gettolaşarsın, küçülesin ve adamın da hayat sahası genişlesin. Seni görmek istemiyor, barda görmek istemiyor, plajda görmek istemiyor, sokakta görmek istemiyor. Böyle bir kurnazlıkla seni evine hapsetmek istiyor. Göya kendi kafasınca bize bir taktik yapıyor. Biz de bu taktiği kırıyoruz. Niye açık hanımlar varmış? Niye makyaj yapıyorlarmış? Ulan Türkiye'nin %70-80'i hanımlar makyajlı, bayağı bakımlı, aslan gibi genç kızlar var. Üniversitelerde, kolejlerde falan, kolejli genç kızlar filinta gibiler. Üniversitede genç kızlar filinta gibiler. Bütün sahil kentlerimizde falan bakımlı, tertemiz genç kızlarımız geziyor, delikanlılarımız geziyor. Bir kısım yobazlara göre onlar zaten kafir, münafık yahut ehli delalet. Kravat takan mahvolmuş, sakalını kesen mahvolmuş onlara göre, şık temiz giyinen mahvolmuş. Bu kafayla İslam'ı boğmak istiyorlar. Biz de buna karşı mücadele veriyoruz, ben de.